Merhaba, ben Funda Battle. Travmalar üzerine çalışan, travmaları bireysel ve kolektif travmaları kültürler üstü bir yaklaşımla iyileştirmenin, insanın psikolojik olarak güçlenmesinin yollarının ne olduğunu merak eden, araştıran, geliştiren, 46 yaşında yolu İzmir'de başlamış ama dünyanın birçok yerine uzanmış, türlü çeşit sihre şahit olmuş bir hayalperestim. Yolum da, yolculuğum da paylaştıkça anlam kazanıyor. Ben, bende olanı verdiğimde eş zamanlı olarak alacak ne kadar çok şey olduğunu fark ediyorum. Vereceklerim içinde bulunduğum duruma, koşullara, zamana göre değişiyor elbet. Bazen vereceğim şey bilgi oluyor. Bazen dikkatim, ilgim. Bazen şefkat. Kimi zaman para, kimi zaman taze pişmiş bir dilim kek. Ama ne olursa olsun her daim içten samimi bir merhaba ve nasılsın paylaşılmak üzere bende hazır bekliyor. Neden derseniz, ilişkiler içerisinde hayata geliyoruz, ilişki içinde yaralanıyoruz ve kendi potansiyelimizi gerçekleştirme, iyileşme şansı da yine ilişki içerisinde ortaya çıkıyor. Bir düşünün, ana rahmine düştüğümüz anda anamızla aramızdaki iletişim kesilirse büyümemiz duruyor. Anamızla aramızdaki o iletişim, o ilişki sayesinde ondan beslenerek vücut buluyoruz, hayata geliyoruz. İletişim, ilişki hayatın en temel iki konusu. Peki, iletişim ve ilişki bu kadar önemliyken neden en çok bu konuda beceriksiziz, en çok bu konuda şikayetçiyiz? İlkokuldan başlayıp da yıllar süren akademik hayatım, eğitim hayatım boyunca çok şey öğrettiler bana ama tek bir şey öğretmediler. Kendimle nasıl temas edeceğim, kendimi nasıl kabul edeceğim, kendimi nasıl seveceğim? Ben kendimle nasıl ilişki kuracağımı bilmiyorsam, diğerleriyle ve dünyayla ilişki kurmayı nasıl becerebilirim? Beceremem elbet. O zaman eğer ilişkilerimizin bizi güçlendirmesini, özümüzü ortaya çıkarmasını istiyorsak, bunu kolaylaştırmasını istiyorsak, önce kendimizle aramızdaki ilişkiye bakmamız gerekiyor. Bir 30 yıl benim ben dediğim, içimdeki türlü çeşit hallerin birbiriyle didişmesi, al takke ver külah pazarlığı ve sonuçta oluşan memnuniyetsizlikle geçince travmalar üzerine çalışmaya, bu konuda insanı travmalar üzerinden anlamaya karar verdim. Yaşadığımız acılar, acı deneyimler, yetişkin olduğumuz sürede, o yıllarda ilişkilerimizde çok çok önemli etkiye sahip çünkü. Ve bireysel travmaları kolektif travmalardan, toplumsal, kültürel travmalardan ayrıştırarak iyileştirmek ise mümkün olmadığından bu ikisini birlikte çalışıyorum. Çünkü içinde olduğumuz ortam, aile, sosyal çevre, toplum, kültür, giderek büyüyen ölçek bizim ne kadar güçlü, ne kadar mutlu, ne kadar kendimiz olduğumuzla birebir ilişkili. O yüzden kendinize çok yüklenmeyin. Kendi hikayenizi iyileştireceğim derken kendinizi içinde bulunduğunuz ortamdan ayrı düşünmeyin. Ve bu travmalar üzerine çalışmaya karar verdikten sonra da eğitimler almaya başladım. Aldığım eğitimlerde edindiğim bilgileri de yaptığım grup çalışmaları ve bireysel danışmanlıklarla işlerlik kazanmasına gayret gösteriyorum. Bilginin işlerlik kazanmasına gayret gösteriyorum. Çünkü bilgiyi edinmek yetmiyor. Bilginin size ait olması için onu deneyimlemeniz gerekiyor. Ve benim aslında yaptığım iş en çok bana hizmet ediyor. Çünkü o bilgilerin deneyimle bana ait olmasına yardımcı oluyorsunuz, oluyorlar. Yoluma çıkan öğrenciler, katılımcılar, danışanlar. Bunun dışında sokakta gördüğüm insan, grup çalışmalarıma katılan kişiler, anam, kızım, kedim, dostum, hepsi benim öğretmenim. Hepiniz benim öğretmenimsiniz. Bu yüzden de kulak kesilip dinliyorum.
Çünkü ne de olsa iletişimin kilidi dinlemeyi bilmekle açılıyor. Dinlediklerimizi harmanlamak, bedenlemekse öğrenme süreci. Öğrenme bilgi edinmekten çok daha fazlasını içeriyor çünkü. Bence öğrenmenin temelinde insanın kendi varlığına, diğerinin varlığına ve genel olarak yaşama saygı duyması, şefkat hissetmesi ve hatasızlığın değil ama hataların kendisinin bireyi eşsizleştirdiğine inanarak her daim gelişmeye ve güçlenmeye ve büyümeye inanması yatıyor. Kendini dinlemek, diğerlerini dinlemek, işte benim de bu platformda bir de sizlerle birlikte yapmayı ve sizin bu konuda kendinizi geliştirmenize yardımcı olmayı amaçladığım konu da bu. İyi bir dinleyici olmak, kendini dinlemeyi öğrenmek, diğerini dinlemeyi öğrenmek. Hepimiz birbirimize aynayız. Aynayı okumak ve ayna olmak bilgelik istiyor. İşte bir de birlikte birbirimize nasıl ayna olacağımız konusunda bilgi paylaşımı, pratikler ve yaşayacağımız deneyimlerle bilgeleşmeyi umuyorum.